Efendim hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü geç saatlerde bu videoyu çekiyoruz efendim bugünkü programımızı Trabzonspor'a ayırdık Bordo Mavili takımda oluşan güncel gelişmeler haberler sıcak transferler transfer iddiaları bu konulara yer verdiğimiz yayınımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Detaylara geçmeden önce bizi izleyenlerden bilhassa da Trabzonspor taraftarlarından kanalımıza abone olmanızı rica edeceğiz. Bu kanal herkese açık bir kanal. Bir ulusal spor kanalı, futbol kanalı. E tabi Trabzonspor'a da açık efendim. Trabzonspor haberlerine de sıkça yer verdiğimiz bir kanal. Sezonun içerisinde daha fazla da tabi Trabzonspor'dan haberlere yer vereceğiz. Değerli izleyiciler transfer döneminde Perez, Hamsik, Cervinho ve Koita gibi flash isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi bir yandan sol Solbek mevkiine transfer için girişimlerini hızlandırırken öte yandan da kadrosunda son rötuşları yapmaya hazırlanıyor. Savunmanın sol kanadı için konuşulan 3 yabancı alternatif Brezilyalı Dalbert, Makedon Alioski ve Melink olarak gösteriliyor basında. E, Fanatik gazetesi 2017 yılından beri İtalya'nın ünlü takımı Inter'de e, top koşturan Brezilyalı Dalbert için e, e, yoğun bir şekilde e, Trabzonspor'un girişimlerini sürdürdüğünü belirtiyor. 27 yaşındaki futbolcu e, ile ilgili pazarlıklar e, sürüyor. İtalyan kulübü aslında bütün her şeyde anlaşıldı ama İtalyan kulübü, kulübü diyor ki 7 milyon euroluk bir zorunlu satın alma koyalım. E, böyle bir opsiyon koyalım sözleşmeye diyor ancak Trabzonspor bu şekilde kendini bağlamak istemiyor. Bu nedenle görüşmeler ve henüz Inter'le olan görüşmelere son nokta konulmuş değildi bu yayını hazırladığımız saatlerde. Ayrıca Dalbert'in de Trabzonspor'a gelme konusunda bazı işte tereddütleri olduğu kelime doğru ifade midir bilmiyorum ama adeta ayak sürdüğü ifade ediliyor. Leeds United'da Oynarken bu takımdan yollarını ayıran Makedon futbolcu Alioski konusunda ise anlaşma sağlanmış değil. O da bir diğer sol kanat alternatifi. Trabzonspor teklifi 2 milyon euroya kadar yükseltti ve transferdeki baş rakibi olan Rus takımı CSKA Moskova'nın bir adım önüne geçti. Ancak henüz Alioski de bu transfere tamam demiş değil bekte üçüncü, yabancı alternatifler içinde üçüncü isim ise Melling, e, kulübü Nimes ya da Nimes diye okumak lazım? Bunu tabi Fransız kulübü olunca hep e, telaffuzda e, biz de e, yanılabiliyoruz. E, Norveç milli takımında e, forma giyen Melling, e, 26 yaşında tam olgunluk, futbolunun olgunluk çağında önemli bir Solbeck. E, fakat e, Melling e, gelmek istiyor, burada da Fransız kulübünün ayak sürdüğü belirtiliyor. Solbek için bir de yerli isim transferi söz konusu yani alternatif olarak düşünülüyor yabancının yanına. Bu ismin bir dönem milli takımdan da tanıdığımız İsmail Köybaşı olduğu belirtiliyor. Henüz netleşmemiş olmakla birlikte. Foto maçın yazdığına göre stoper mevkii içinde Verona forması giyen Mert Çetin ile temasta olan Trabzonspor... ...alt yapıdan yetiştirdiği 19 yaşındaki Muhammed Akpınar ile de profesyonel sözleşmeye imza atmış durumda. Öte yandan sözleşmesindeki vergi e, pürüzlü nedeniyle Ekuban ile sorun yaşayan Bordo Maviller... E, ...bu futbolcunun ya e, vergileri e, siz ödeyin kulüp ödesin ya da e, beni satın e, şeklindeki ifadesine karşı taviz vermek niyetinde değil. Fransız grubu Saint-Étienne durumdan faydalanmaya çalışıyor... Ganalı Yıldız'ı transfer etmek için girişimleri var ama Bordo Mavilleri'nin 6 milyon eurodan işte pazarlığı açması karşısında Fransız ekibinin de tereddütte kaldığı ve beklemeye aldığı söyleniyor. Tabii Ekuba'nın ayrılma talebini de bir kenara kaydedince yani adeta fırsat kolluyor durum o şekilde efendim. E, Trabzonspor'dan bir de ayrılması söz konusu olan iki e, futbolcu daha var, e, yerli futbolcular. Foto maçın e, haberine göre Alman kulübü Mönchengladbach, Abdülkadir Ömür'e kanca takmış durumda efendim. Biliyorsunuz geçen sezon geçirdiği sakatlık sonrası bir, sonrası bir türlü ilk anki o çıkış yakaladığı forma e, ulaşamayan 22 yaşındaki oyuncu aslında hala Avrupa'da pazarını koruyor. Ee, Alman kulübünü kulübü fiyat sormuş. Geçen sene 20 milyon euroyu bulan, teklifler alan Abdülkadir için Trabzonspor 15 milyon euro e, diye fiyat verdi deniliyor. Ee, Alman kulübünün de buna ne şekilde cevap vereceği şu anda belli değil. Fanatik gazetesinden gelen bir habere göre ise kaleci Uğurcan Çakır için e, İngiliz kulüpleri Tottenham ve Wolverhampton kulüplerinin devrede olduğu ifade ediliyor. Öyle anlaşılıyor ki Trabzonspor da yani bu transfer hareketliliği bitecek gibi değil. yani Solbek işte Ekuban'ın durumu giderse yerine başka kimler gelir? Stopper transferi. İşte Abdülkadir ya da Kaleci ayrılırsa ne olur? İşte bu durumda yani Uğurcan'ın ayrılması durumunda Kaleye kim gelir gibi. E, pek çok hani cevap bekleyen soru var. Biz de kanalımızdan izlemeye devam edeceğiz. Trabzonspor'daki transfer hareketlerini. Trabzonspor gerçekten e, futbol e, takımına iyi bir e, mimari oluşturdu. E, yaptığı transferlerle ve bu sezonun e, şampiyonluk yarışındaki önemli takımlarından birisi olacağı açıkça gözüküyor. E, bakalım e, neler olacak. E, sezonun açılmasına da fazla bir süre kalmadı. Artık ufukta görüldü. Zaman-Mekan Futbol kanalında biz sadece işte bu bu gibi haberlerle değil sezon içerisinde karşılaşmalarla da, karşılaşma yorumlarıyla da Trabzonspor'a bol bol yer vereceğiz efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve henüz kanalımıza abone olmayan izleyicilerimizi de kanalımıza abone olmaya da ya davet ederek bugünkü yayınımızı kapatıyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.